sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş bir yandan da şampiyonun kutlamalarını yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinde bu akşam İzmir'deydiler. Hakan Gündoğar da şampiyonluk balosundaydı ve transfer haberlerini kendisinden alacağız. Hakan, iyi geceler. İyi geceler Arsın, sen. Evet, Karşıyaka'dan Rıdvan Şimşek ve Gaziantepspor'dan da İsmail artık siyah beyazlı formayı giyecek. Transferlerle ilgili neler söyleyeceksin? Baloda neler yaşandı? Senden alalım ayrıntıları. Ersin, aslında 3 haftadır bu transferi gerçekleştirmek istiyordu. Özellikle Gaziantepsporlu İsmail transferini Beşiktaş yönetimi ve çok yoğun uğraşlar içerisindeydi ve bu akşam saatlerinde İzmir'de yaşanan baloda bu transfer gerçekleştiğini söyleyelim. İsmail 3 yılına Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında bonservis konusunda da anlaşma sağlandı. Fakat şunu belirtelim, bonservis konusunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'a nasıl bir meblağ ödeyeceği şu anda tam olarak öğrenemedik. Fakat genç bir futbolcu kiralık bonservisiyle birlikte Gaziantepspor kulübüne gidecek. Bunun da Serdar Kurtuluş olduğu söyleniyor. Fakat henüz elimize geçen kesin bir bilgi yok. Şunu da hemen belirteyim. Karşıyaka'da oynayan Rıdvan Şimşek Ümit Milli Takımımızda da oynuyor biliyorsunuz. Gerçekten başarılı bir sağ kanat oyuncusu. Bu futbolcuyu da özellikle teknik direktör Mustafa Denizli oldukça ısrarlı bir şekilde yönetimden istemişti. Ve bu akşam saatlerinde genç futbolcu da kendini Beşiktaşlı yapan imzayı attı ve Beşiktaş hem defansın soluna hem de defansın sağına iki genç yıldızla, iki Ümit Milli yıldızımızla Beşiktaş güçlendirmiş oldu kadrosunu. Şampiyonluk balosunda ise Başkan Yıldırım Demirören ve yöneticiler katıldı. İzmir'de gerçekten çok coşkulu bir şekilde kutlandı şampiyonluk balosu. Tabii ki yöneticiler de bu transferi bitirmenin mutluluğunu yaşıyorlardı. Şampiyonluk balosunda hem şampiyonluk sevinci hem yapılan transferin mutluluğu yöneticilerin yüzünden ve Başkan Yıldırım Demirören'in de suat ifadelerinden anlaşılıyordu. İsmail özellikle Beşiktaşlı yöneticileri oldukça transferinde uğraştıran bir isim oldu. Çünkü Gaziantepspor bir sene daha kadrosunda tutmak istemediğini açıklamıştı İsmail'i. Fakat teknik direktör Mustafa Denizli'nin ısrarları sonucunda genç futbolcu için yapılan girişimler, yöneticiler tarafından yapılan girişimler bu akşam noktalanmış.